Tam Konya'da valiydi. Sancakbey'de kardeşi çekemedi. Bunu Venedik korsanlarına haber gönderdi. Kaçırın bunu dedi. İktidarı saraya çıkar diye. Korkusundan. Venedik korsanları Konya'dan aldılar. Şartavuldan getirdiler. Taşucu'nun ilerisinde bir korsan kalesi var. Liman kalesi mi? Evet işte liman kalesi. Oraya hapis ettiler. Oradan da aldılar. İtalya'da öldürdüler. Cem Sultan'ın kardeşini. Cem Sultan'ın kendisi. Kendisini. Evet. Çünkü Cem Sultan çok çalışkan bir şeydi. Çalışkan ve milliyetçi, yurduna, vatana bağlı. Kardeşi de Sofu'ydu. Onu kaçırdılar. Bu Silifke'yi de Selefkos Krallığı'nda Osmanlı topraklarına katan Gedik Ahmet Paşa'ydı. Deryanı kaptan. Deniz kuvvetleri. Bu Göksu o zaman 50 katıydı. 50 katıydı derken çok mu sarkıyordu? Evet. Ova yoktu. Göksu Ovası yoktu. Evet. Gedik Ahmet Paşa deniz, Göceburun ve Ulugöz'ü biliyor musunuz? Evet, Ulugöz'ü biliyorum. Oraya demirledi. Karşı dağdan, Ayatekle'den askerler ağzından dolma topu sürüp çekerek Çolakkadir Mahallesi'nin üstüne kurdular, kaleyi geldiler. Şimdi kazine var orada bir. Şeyden, Kayrak Tepe'den evet. Kaleye top attılar. Evet, tepeden top attılar, kaleyi geldiler. Silifke'yi, Selefkos Krallığı Osmanlılara katıldı, ismi de Silifke oldu. Taş köprü de var, şu taş köprü. Efsanesini duydunuz mu? Anlat. Şimdi bu ırmak çok kuvvetli akar. Bir kolu Ermenek'ten doğar. Bir kolu da Bozkır ve Hadim dağlarından doğar. Mut'un arkasında birleşir. Birleştiği yere su çatı denir. Buraya gelinceye kadar küçüklü büyüklü 17 kaynak başlar bu ırmağa. 17 kaynak başlar. Ve Kız Kalesi'ndeki Koleni Krallığı Bizans'a bağlı, buradaki Selefkos Krallığı haberleşmeye ulaşımı sağlayamadılardı. Bu taş köprüyü yapma kararı aldılar. Ama su 50 katlı diyorsun. İşte o zaman 50 katıydı. Düptüz giderdi. Buraya topladılar. İnsan kuvvetiyle biraz. Yazın azalırdı. Kışın kuvveti. Evet. Şimdi köprüyü ayağını koyuyorlar, temel atıyorlar. Sabah gelse su götürmüş, dağıtmış. Bu 5-10 sefer devam etti. Kral neden böyle yıkılıyor diye, bunu nasıl yapacağız? Bir tanesi diyor ki, Haşmetli Kralım, köprünün ayağına diri diri bir adam gömersek, canlı, köprü tutar diyor. Kral da buna inanıyor. Romalılar değil mi? Evet, Romalılar. İnanıyor. Şu bucaklıdan biraz oradayla şimdiki orta köprüye kadar nöbetçi dikiyorlar. Suyu buradan içiyorlar ya. Çekme su yani elde. Olacak ya ilk sabahın erken saatinde mimar başının karısı geliyor suya. Doldurmaya. Diri diri gömüyorlar. Ben mimar başının karısıyım. Yok. Kralın emri diri diri. Bu gömüyorlar ve köprü tutmuş oluyor. Bu taş köprünün kulağı dik kapı gibi taşlar vardı böyle. Hem sağda hem solda. Ondan sonra bu köprü 70 sene önce böyleydi. Öbür taraftan çıkan bir araba yoldu, azdı. Çıkan araba bu yanda geçtiği zaman arkası ortadaki yere vurur, egzoz filan kırılırdı. Sonra yonttular mı onları? Burayı doldurdular. Bu tarafını, öbür tarafını doldurdular. Buranın en eski mahallesi Karşı. Sayazı. Pazartaşı. Hayır, Sayazı değil. Karşı köprünün karşıdaki yerler, yerleşim yerleri hem Ermeni topluluğu vardı hem de Yunan topluluğu. Kurtuluş Savaşı lehimize dönmeye başladığı zaman bunlar hepsi karıştı. Mut'ta, burada, şurada yakın Bahçederesi. Kırobası, gittiniz mi? Maalesef. Gittim. Kırobası Ermeni ile Rum'udu hep. Türk yok muydu? Evet, Ulugöz. Türk yok muydu? Yoktu. Ulugöz. Ermeni ve Rum'udu. Argırası Ermeni ve Rum'udu hep. Kurtuluş Savaşı
Lehimize dönerken hepsi kaçtı gitti. Gayrimüslimler şehirlerde, Türkler de köylerde mi yaşıyor? Ticaret yaparlardı. Bunlar bir kısmı bakırcı, bir kısmı dülger, bir kısmı inşaatçıydı. Dülger ne oluyor? Dülger. Marangoz. Marangoz. Evet. Bir kısmı melefeciydi. Melefeci, basma ve bez satana melefeci denir. Ama çok iyi ustalıkları varmış. Evet. Karşı tarafta Selçuklu Camisi'nin yanında evet. Bir yaşlı bir amcayla oturduk, konuştuk bir ara. O da işte babası da zanaatkarmış fakat babası bir Ermeniden öğrenmiş ustalığı. Evet. Çok iyi ustalıkları varmış. Şimdi Akdeniz bölgesinde Tarsus'taki Ermeni toplumundan 3 kişi Türk çetelerine yardımda bulunuyor. Hı hı. Fransız depoyuna silahları çalarak Türk çetelerine ulaştırıyor. Birisi Göçeroğlu. Göçeroğlu. Evet. Birisi şeyci, Palancı. Hı hı. Bir daha var ya aklına gelmedi. İki de Mut'tan kalıktı. Bunlar Türklerle beraber. Hı. Yardım ettiler değil mi? Fransızlara evet. Karşı beraber savaştılar. Fransızlara karşı onlar Fransız alaylarından depolanan silah ve mermi çalarak Türk çetelerine ulaştırdılar. Bu üç Ermeni. Hala da torunları Tarsus'ta oturuyor. Hmm. Onlar Türk çete komutanına diyor ki biz burada doğduk, bu memleketin Osmanlılar'da yaşadık, hiçbir hiyanetlik görmedik diye. Bunlar sürülüyor. Keşke arada Karla Gürüt olmasaydı, gene birlikte olsaydı ama işte. Geçmişin. Zaten Tarsus'un tarihi çok eski. Evet, Sempol'e kadar gidiyor. Evet. Romalılar. Dalyan Aleyhisselam da Tarsus'ta doğdu. Evet. Lokman Hekim de Tarsus'ta doğdu. Kelopotra Tarsus'ta doğdu, Mısır'a gelin gitti. Evet. Kleopatra Tarsus'ta doğup Mısır'a gelin gitmiş. Ondan sonra Esabil Kef'i duydunuz değil mi? Tabii duydum. Hı. Onlar da Tapyonus'un zulmüne dayanamadılar. Batıya doğru ikindin üzeri yürüdüler. Sivri Dağ mağaraya girdiler. 309 sene uyudular. Bunların hakkında Kur'an-ı Kerim Peygamberimize indiği zaman Kevser suresi indi. Kevser. Ne hatalık edecekler, geçenlik edecekler. Yüdü Dağı'nda Nuh'un gemisi karaya oturdu. Bu doğru mu? Doğru. 950 sene yüzdü. O dağa oturunca Hazreti Nuh güvercini bıraktı. Güvercin ağzında bir yaprakla bir tane getirdi. Kur'an-ı Kerim'de Veltûn Zeytûn Suresi indi. Onu hatırlıyor. Marmaris'teki Kleopatra Parayı şey, adası var. O aynı. Aynı. Şimdi bu Silifke tarihinde şey var ya, Ayatekla. Evet. Meryemlik diyoruz. Evet. Falan. Kudüs'ten gelme havari bu. Yer altında mezarı var. Şey, Azize Tekla'nın mı? Evet. Hristiyanlığı yaymak için İzmir Meryem Ana. 9 havari çıktı, diğerleri Avrupa'ya gitti. Çok tarih okudum da hastalandım da ayrıca kafayı evet. Yemeye başladık Mersin'de. Estağfurullah. 3 ay tedavide. Geçmiş olsun. Şimdi buraya bir tane Arap turist gelmişti Suriye'den. Ne? Buraya Arap turist geldi Suriye'den. Evet. Onunla biraz konuştuk. O da aslı Türk asıllı fakat Türkçe bilmiyor, Arap, evet. İngilizce. Dedi ki Azize Tekla dedi, burada dedi, evet. İşte barınamadıktan sonra dedi, Suriye'ye geldi dedi. Suriye'de Malula, evet. Artık Malula şehrin ismi mi yoksa ona orada verilen isim mi bilmiyorum. İkinci mekanı orası dedi. Evet. Yani orada da meşhurmuş Ayatekla, Azize Tekla. Zaten Hristiyanlar buraya, İzmir Meryem'e buraya gelişeler, çeyrek hacı olur onların inanışına göre. Hmm.
Hatay'daki Şempiye Kilisesi'ne gider de orayı da gömüleseler yarım hac olur. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın altında ağlayan duvara giderseler, öperseler, yalarsalar tüm hac olur onların inanışına göre. Evet. Misal... Ne işe yarıyor? E? Ne yapıyorsun taşla? 40 yaşında mı dedin? Şimdi susamamak için evet. Ağzıma katıyorum bak. Evet. Sakız gibi oynadı dururum ağzımda. Evet. Sağlam ve temiz su bulunca da susamam. Tükürük bezlerini çalıştırıp evet. Dil ve damak kurumaz, susamazsın. Şöyle turistler geçerken materasında tükendiği zaman buna başvuruyor. Turistler değil mi? Şöyle. Evet. Sen bunu yabancılardan mı öğrendin? Yabancılardan öğrendim. Tüm Türkiye'yi yürüyerek gezdim diyorsun evet. Amca. Çaldıran'dan, Malaşkirt'ten, Otlukbeli'nden, Zigana Geçidi'nden, Sümene Manastırı'ndan. Evet. Evet, tarafı geldim. İshak Paşa Sarayı'na kadar. He? Trakya'ya da gittin mi? İstanbul'dan yürüdüm Kırklareli'ne. Yürüyerek? Evet. Sabah erken çıktım, akşam namazını geçerek Kırklareli'ne girdim. Oo, maşallah. Girince, karanlıkta öyle, lambalar yanıyordu. Bir uzun boylu bir hanım geldi karşımdan. Öğretmen evi nerede diye sordum. Hı hı. Yanıma geldi. Ben dedim ki sen buralı değilsin dedim adamın yüzüne. Nasıl bildin amca dedi. Senin şiven Akdeniz bölgesi dedi. Antalyalıyım dedi. Subayım burada dedi. Gayri yaklaştırdı. Öğretmen evinden aldım. Kırklareli niçin Kırklareli dediğini önceden de kitap okumuştum. Osmanlılar İstanbul'a sefer yapmadan Kırklareli'ni aldılar önce. Tepede 40 şehit verdiler, mezarları var. Hala var mı? Var, duruyor. Onun için Kırklareli. Sonra Osmanlı İmparatorluğu orada 4-5 tane cami var, bir kapalı dükkanlar var. Şey tespit, bir şey, şeyler satıyorlar ufak. Evet. Züccaciler gibi. Antep'e gittin mi? Antep'e mi? Hiç gitmedim. Ayın Tapı'da eskiden. Ayın Tapı. Şahin şey, istilada Fransızlara karşı Şahin Bey, mülazim evvel mülazim Sanit, Asteğmen Teğmen demek bu Osmanlıca'da. Köprü başında savaştı, binlerce kurtun Fransızlar öyle gitti. Ve Türk çeteleri Fransızlar Mersin'e kadar geldi. Kaçtılar. Evet. Mersin, Tarsus'tan Muat Köprüsü'nden geçerek şeye Bozantı'ya kadar vardı Fransız alayı. Hmm. Oradan da Türk çeteleri bırakmadı. Bırakmayınca bunlar Mersin'e dönüş yapmak istediler fakat yolu bilmiyorlar. Ha, Toros Dağları'nın Tekir Yaylası'nın üstünde Torosların böyle bir çekmek var. Çakallı Kuyu var şu anda. Aşiretten yerleşiyor. Evet. Oradan bir genç buldular, geldiler. Fransız, Türkçe bilen tercüman. Ve o genç dedi ki, gence, Fransız alay komutanı da tahta ayaktı. Savaşta kaybetmiş ayağını. Ve bizi dedi, Mersin'e at dedi. Türk gencinin içi başka, dışı başka oldu. 150 sarı lira verirseniz altın şey derim dedi. 75'ini peşin aldı. Oradan şeye kadar, Namrun'a kadar kolaçan etti. Kolaçan demek gezmek yani. Evet. Osmanlıca'da. Gule'ye geldi. Tarsus'un Gule'ye. Gule'ye var mı dedi. İki çete çıktı. Diğer köylerden de haber gönderildi. Geldi. 8 çete oldular. Silahlısı. Ben dedi, yarın Fransız alayını alacağım. Toros Karakopu'nda bir kar boğazı diye bir yer var, han gibi. Evet. Etrafı yüksek kayalık, ağzı 5-10 metreden içinde kayadan çıkılmaz. Evet. Oraya katacağım dedi. Ve dediği gibi kattı. Çeteler geldi. Orada sedire açtılar çok hala. Angazları topladılar, Fransız alayları, mağaralar, içi inler var. Orada yaptıkları.
Ateş yaptılar. Dört çete bu yanına, dört çete bu yanına verdiler kurşunu. Kuşlu havada kuşluk teslim ol bayrağını aldılar, Buğla'ya getirdiler. Yani Türk genci tuzağa düşürdü. Ankara Anlaşması oldu. Bu anlaşmaya göre Fransızlar Mersin'e kadar gittiler. Şeyi Maraş'a Sütçü İmam savundu. Bu imamını de Molla Kerim Çeliktaş savundu. Molla Kerim Çeliktaş. Evet. Antep, Maraş, Mersin. Evet. Şimdi o zaman ayın tapıdı. Karşı mücadele verdikleri için Gazi Antep unvanını aldı. Cumhuriyet'in kurulmasıyla. Şimdi ben küçük yaşta yürümeye başladım. Küçük yaşta yürümeye başladım. Evet. İbriş Köyes Nokurkay yaz tatili geldiği zaman program yapardım. Nereye gideceğim? Dedim ki Ankara'ya. İç Anadolu'dan, Bor'dan, Aksaray'dan Ankara'yı bulurdum. Yürüyerek? Evet. Kaç gün sürerdi buradan Ankara'ya yürümek? Yazın mehtaplı gecede de yatmam. Okuldan battaniye alırım. 2-3 tane ekmek, içine helva. Tamam. Ondan sonra yanıma kolay kolay su almaz. Yanımda musluğum var. Hiç duydunuz mu musluğu? Yok. Çölü turistler geçerken matalarında su bittiği zaman ağızlarına çakıl taşları alırlar. 34 yaşında. Çakıl taşı. Evet. Kükrük bezlerini çalıştırır, dil ve damak vurmaz, susamazsın. Allah Allah. Bak, turistler bunu da geçer. Matarada su bulunmaz. Gideceksin. Maşallah. Daha neler öğreneceğiz? Sen bu bildiklerini yaz amca. Evet, yeni nesil öğrensin. Yani yeni nesil hiçbir şey bilmiyoruz yani. Evet. Silifke'miş, bu Silifke'nin yüzün üstünde köy var. Hep yörüktü. Hepsi yörüktü. Evet. Şurada iki köy var. Çökül ve Harun. Ne köy onlar? Bunlar yerli köy. Ha, göçmezlerdi yani. Evet. Fakat gördüğünüz Mersin'e kadar, hiç gördüğünüz böyle bu yanına kadar, hep Toroslara ve Toroslara geçerek Konya havalisine göçerler bunlar. Kervanlarla. Develerle. Evet, develerle. Hepsi yürüyor. Yani hiç böyle mesela kışın yaylada kalan olmaz, hepsi mutlaka buraya gelir. Mutlaka buraya bulunurdu. Yaylalar boş mu kalırdı? Yaylalar boş olur. Bu şeyden, Adana'dan Antalya'ya kadar en büyük bir aşırı, iki büyük aşırı var. Hala da geçiyor. Mersin'den Antalya'ya kadar. Evet. Mersin'de Antalya'ya kadar mı? Antalya'ya kadar. Boynu inceli diye bir aşırı var. Boynu inceli. Evet. Hepsi bir sülale değil mi bunun? Bir sülale. Fakat kimisi Mersin havarisinde, kimisi Silifke, kimisi Erdemli, kimisi Antalya, kimisi Alanya. Böyle dağlı şekilde. Hepsi bir sülaleden türeme. Hep sülale. İkincisi de Köselerli aşireti. Köseler. Günler Köselerisi, Mut Köselerisi, Erdemli Köselerisi, Mersin Köselerisi, Tarsus Köselerisi, Çukurova Köselerisi. Bak büyük aşiret. Bunlar ne taraf, ne taraftan gelmişler? İran bunlar tarafından mı? Orta Asya'dan geliyorlar İç Anadolu'ya malcılıkla uğraşınca Akdeniz bölgesi kolay ya sahil kış mevsiminde buraya herkes oturuyor, yazın yaylaya gidiyor. İki baltalı kara çadırlarda yatmaz oldular, tulup suyunu içmez oldular. Tuluğu biliyor musunuz? Tuluk şey mi? Matara gibi bir şey mi? Hayır. Keçi derisinden yapılmış, içine su doldurulu içerler. Yürükler. Keçi derisinden. Ayakları da şey olur, temizlerler. Ayaklarını böyle ipiyle bağlarlar, taşırlar, açtıran doldurulu içerler. Şimdi burada çok deve vardı, kervanlar. Evet. Eskiden mal sayımı vardı. Mal sayımı? Evet. Türkiye'de Demokrat Parti iktidara gelinceye kadar
mal sayımı vardı köylerde ve şehirlerde. Vergisi vardı. Hmm. Keçi sayımı, koyun sayımı, at, deve, eşek, öküz. Allah Allah. Ha. Bunlar sayılır. Devlete belli bir vergi ödenlerdi. Mal sahipleri. Evet. 1954'ten sonra bunlar kalktı. Ve yörükçülük bitmek üzere. Ama bugün olsa yörükçülük kimse yapmak istemez ki. Şimdi herkes modern hayat istiyor. Şimdi şu var. Orman Bakanlığı dağlara el koydu. Dağlara el koydu. Evet. Eskiden halkın mıydı? Serbest. Evet. İkincisi de bu Akdeniz bölgesinde köyler hep akarsu yoğurdu. Nasıl yoktu? Kuyular vardı. He. Romalıların yağmur suyu içenlerdi. Ben gördüm evet. Romalılar birçok yere evet. Şey yapmış, kayaları oymuş. Şimdi zamanla Romalılar buraya su getiriyorlar. Kız Kalesi'ne, Narlı Kuyu'ya, Cennet-i Cehennem'e. Buradan 90 kilometre aksuat Romalılar yer altından getiriyor suyu. Nasıl getiriyor? Şeyle kanalı açıyorlar, tabanına taş, sağına soluna da üstü kapat taş. Kayaları delerek. Allah'ım. Evet. 1950'ye kadar akardı. Bakmadılar. Ondan sonra bu Silifke'miz daha önce Bizanslarında Irmak'tan içerlerdi bu suyu. Suyu. Buradan. Sonra bize geçti, Osmanlılara geçti. Gene burada Irmak'tan içerlerdi suyu. Hı hı. Burada Silifke'de çocukluğumuzda sucular vardı. Eşya yükler iki tenike bu yana evlere satardı. 10 para, 100 para. Allah Allah. Tenike su suyu. Ondan sonra şeyden getirdiler. Pınarbaşı'ndan 17 kilometre buraya çadırlı var. Ne tarafta? Bu şeyde doğu kısımda. Günler yoluna giderken bu tarafta, sağ tarafta, sol tarafta kayadan çıkar su. Oradan getirdiler. Sonra da o suda kafi gelmeyince karşılara pompa vurdular. Yer altı. Pompalar hala gene çalışıyor. Şöyle yakaya, depoya çıkarıyor suyu. Kalenin. Oradan taksimat geçiyor. Romalılar, Bizanslar çok şey yapmışlar herhalde değil mi? Roma kanalı hep kanallarla kanalların tabanına su kapı gibi dikdörtgen şeklinde taşı koymuşlar. Arasına kumulan kireç. Kanalların kapısına. Evet. Tabanına böyle koymuş. Sağına soluna yerine göre 3 koymuş, 4 koymuş, 5 koymuş. Üstünü gene kapatmış böyle. Hmm. Su böyle akıp gidiyor. Ya. Kız Kalesi'ne, Narlıkuyu'ya, Susanoğlu'na, şura Demirci'ye kadar, bu kaleye kadar. Su geliyor. Aksuvat suyu. Romalılarda. Kaleye nasıl geliyor? Kaleye de ta karşı dağlardan iniyor. Göksuyun üstünden şey yapıyor. Köprü yapıyor. Köprüden kaleye çıkıyor. Arkası yüksek ya. Evet. Öyle bir köprü mü varmış daha önce? Evet. Şimdi yok ama. Ama sen görmedin değil mi amca o evet. Köprüyü? Ayaçekler gördünüz mü? Gördüm. Hristiyan dinini yayman için havaridir. Evet. 9 havari çıktı şeyden. Bugünkü İsrail yöresinde bir tanesi burada kaldı, bir tanesi İzmir'de, diğerleri Avrupa'da. Hristiyanlar bura gelirse çeyrek acı olur. Çeyrek acı. Şöyle Hatay'da Şenkiyer Kilisesi var, duymuşsun. Duydum. Oraya giderse yarım hacı olur. Hmm. Kudüs'e gider de ağlayan duvarı öper, koklarsa tüm hacı olur. Hey, işte. Bayağı bir saatmiş. Enteresan. Saat 11'e geliyor. 11'e çeyrek var, 20 var. Pazarlarında gezelim oradaki camide, devletinde. Yazacak mısın anılarını? Ne? Yazacak mısın anılarını? Geçeceğim. Zaten şimdi en büyük merakım bir yere gitmek istiyorum. Geçen sene Hürriyet gazetesinde ilanat verdim. Ana yurdumuz Semerkant ve Buhara
Yarkent, Almata, Kaşgar diyarlarını görmek için kendime yoldaş arıyorum diye ilanat verdim. Hiç arayan olmadı. İbn Sina'nın hayatını okudum. Türk doktoru. Farabi. Farabi. Giderim geldim de. Fakat yaşlandım. Evet. Yanımda yoldaş olsa daha iyi. Benim param olsa, vaktim de olsa gelirim seninle de. Sen önce düğmeyi bul. O olursa zaten hiçbir şey yapamayız, bir yere gidemeyiz. Bana müsaade. Haydi. Tamam. Çok konuştum ama kusura bakma. Estağfurullah amca. Dur git de bir şey yapalım. Fotoğraf çekelim. Tamam. Sen de ver.